Herkese selamlar sevgili 9. sınıflar nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolundadır Partikül Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz ne yapıyoruz biliyorsun üstü ifadeleri halletmiştik ilk konumuz yeni müfredatın ilk konusu üstü gösterimi hallettik onun soru videosunu da ekledik hala soru çözümünü de izlemediysen mutlaka tavsiye ediyorum ve şimdi geliyoruz köklü ifadelere hani demiştim ya 9. sınıftaki bu yeni müfredatınız 8. sınıfın birkaç tık üstüne e, konmuş hali Hali, biraz detaylandırılmış hali işte tam olarak bu videoda bunu çok daha net göreceksiniz e, dolayısıyla köklü ifadeleri birazcık bölümlere ayıracağım bu köklü ifadelerin ilk dersi olacak dikkat edersen bak zaten kare köklü de demiyorum köklü ifade diyorum çünkü işin içine neler neler giriyor e, görünce şaşıracağız. Şimdi sen sevgili 9. sınıf arkadaşım eğer hala aramızda değilsen kanala da abone olmayı unutmayın. Videoyu da yine beğenerek hocam biz buradayız. Tam gaz devam şeklinde bize de mesaj vermiş olursunuz. O zaman ne yapıyoruz? Hazırsanız herkes tamam mı? Kalem kağıtlar önümüzde ise haydi bakalım derse geçiyoruz. Gerçek sayıların köklü gösterimi yeni müfredatımızın... E, nispeten birinci ünitesinin birinci temasının ikinci konusu diyebiliriz, ikinci sağlam konusu. Şimdi, hadi bakalım önce tanımla başlayalım. Dediğim gibi bu ders bu arada köklü ifadeler noktasında bildiklerinizi iyice detaylandıracağız. Yani ilk kısım ama çok önemli bir kısım olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu dersi çok iyi sindirmemiz gerekiyor, tamam? Şimdi gençler, tanımımız şu. N 2'den büyük olmak üzere ve tabii ki de pozitif tam sayı olacak ve 2'den büyük olacak. X de herhangi bir şey olabilir. X üzeri N eşittir A. Bu bir üstü gösterim değil mi? Ha, üstü gösterim gibi başlayıp sonradan değiştiriyoruz. Bu eşitliği sağlayan X değerlerine gençler bundan sonra ne diyormuşuz? Biz ne diyormuşuz? A'nın eninci kuvvetten kökü diyeceğiz bundan sonra ve... Nasıl gösteriliyor biliyor musun? X eşittir ee, eninci kuvvetten a ile gösteriyoruz. Yani aslında bakın ne yaptık? Üstü ifadeyi köklü ifadeye dönüştürdük. Bunun detaylarını şimdi birazdan anlatacağım. Merak etme. Hani nereden geldi hocam? En niye oraya derece oldu falan? Birazdan geleceğiz. Tabi burada onu da hemen söyleyelim. Derece diyoruz da hani eninci kuvvet diyoruz ya. Ne, nereden? Neden diyoruz ona? Şurada gençler sen ne gördün daha önce 8. sınıfta? Bunu ben sana anlattım elimde büyüdünüz oğlum. Şimdi burada normalde kare kök yapardık. Mesela kare kök 16 falan yapardık. Kare derdik biz ona. Kare kök derdik. Neden o karesini ekliyorduk yanına? Çünkü bu kökün artık derecesini öğreniyoruz. Bakın şurada bir ikisi vardı. O yüzden biz ona kare kök diyorduk. İki olduğu için. Ya da artık buna ne diyebilirmişiz? Bakın eninci kuvvetten kök de diyebilirmişiz. Yani ikinci dereceden kuvvet de diyebiliriz. Şimdi... Dolayısıyla bu dersten itibaren artık orada sadece 2 yazmadığını bileceğiz. Tamam mı? Oraya biz yani şuraya şu n dediğimiz yere ki bu e, derecedir. Tamam mı? Kuvvettir. Kökün derecesidir. Dolayısıyla bu derece 2 olacak, 3 olacak, 8 olacak, 7 olacak falan değişecek. Artık sadece 2 değil. 8'in sınıf müfredatında ne vardı? Sadece kare kök diyorduk. Yani orası sadece 2 idi. Artık 3 diyeceğiz. Mesela ona da küp kök diyeceğiz. 4 e, olacak 5 olacak. Şimdi hatta okunuşlarına da gelelim. Mesela kök 7 diyorduk değil mi buna? Yani aslında tembellik etmesek kare kök 7 diye okumamız lazım. Kare kök 7. Kök 7 dememizin sebebi çünkü sen 8. sınıfta zaten başka derece bilmediğin için direkt kök 7 diyebiliyorduk ama artık diyemeyeceğiz. Kaçıncı derece diye sorarlar adama. Kare kök dediğinde hemen ne anlıyoruz? İkinci dereceden olduğunu anlıyoruz. Ya da Dereceniz 3 olduğunda bakın şuradaki gibi 3 olduğunda buna da ne diyormuşuz? Küp kök 4 şeklinde bunu da okuyabiliyormuşuz. Ama dediğim gibi bu sadece kare kök ve küp kökte geçerli özel isimler. Bundan sonraki her bir köklü ifadeyi okuduğunuzda derecesi farklıysa 2 ya da 3 değilse daha büyükse o zaman buradaki dereceyi söylemek zorundasınız. Ne diyormuşuz o zaman? Eninci dereceden kök x diyormuşuz. Tamam. En ince dereceden kök x diyoruz. Hallettik mi burayı? Derece olayını artık anladık mı? Yani orada derecemiz değişebilir. En 3 olur, 5 olur, 8 olur. Tamam. Şimdi az önce bir, bir çıtır çıtlattığımız mevzuya gelelim. Gençler dikkat diyoruz. Her köklü sayı aynı zamanda bir üslü sayıdır. Aslında köklü ifade diye bir şey yok. Biz o üslülerden onu türettik. Tamam mı? Böyle de düşünebilirsiniz. Hatta şimdi birbirleri arasında bir dönüşüm de yapalım. Burada önce köklüden üslüye dönüşümü göstermek istiyorum. Şimdi senin bildiğin kök 7 değil mi? Sen bunu üstü olarak yazmak istesen nasıl yazıyormuşsun? Burada zaten örneğimiz hazır. Normalde bu 7'nin tepesinde 1 var değil mi? Hiç her sayının hiçbir şey yoksa da tepesinde 1 vardır. Ve bu derecemizde kökün derecesinin de 2 olduğunu biliyoruz. Yine kök derecesinde hiçbir şey yazmıyorsa 2 vardır. Sakın unutmayın. Dolayısıyla da burada kökün derecesi içerideki sayının üssünün paydasına geliyor. Yani dereceyi hop ne yapıyormuşuz? Payda olarak yazabiliyormuşuz. Böylece de üslü ifadeyi dönüştürebiliyormuşuz. Mesela bir alttakine bakalım. Küp kök 16, değil mi? E burada biz bu 16 kardeşimizi nasıl biliyoruz? 2 üssü 4 olarak biliyoruz ya da 4 üssü 2 yaz fark etmez. Buradan üslü gösterime nasıl geçebiliyormuşuz? Tabanımız 2, tamam mı? Bunun üstünde 4 var. 2 üstü 4 o dursun. Derece ama ne yapıyor? Kalkıyor içeriye giriyor. Yani paydaya geçiyor. Dereceyi üstün paydasına yazıyormuşuz. Tamam. Aynı şekilde sıradaki örnekte nasıl yapacağız? E burada da yine e, üstümüz hazır belirmiş. 7 üstü 3 diye yazıyor. Üstümüz 3. Derecemiz de 5. Bu 5'i de paydaya İttirip yazabiliyormuşuz. Tamam. Yani 7 üstü 3 bölü 5 oluyormuş. Şimdi diyeceksin ki hocam üstte kesirler mesiller oluştu. Rasyonel ifadeler gelmeye başladı. Hayırdır. Buralar coşacak birazdan. O kadar söyleyeyim şimdilik. Peki. Üstüden köklüye o zaman nasıl yazabiliriz? Şimdi mesela 2'nin Üstünde 5 bölü 2 var. Bir kere hemen şunu düşüneceksin. Ben bunu köklü yapacağım değil mi? E, kökün derecesi kaç? E, burada yazıyor. Paydada yazıyor. 2. Bunu yazsan da olur yazmasan da olur dediğim gibi. 2'de böyle bir hakkımız var. Ondan sonra da kalan sağlar içeride. Yani 2 üssü 5. Oğlum bir 5 yazamadık lan. 5. Tamam, yine yazamadım. Oğlum bugün 5 yazamıyorum. Şöyle yapalım. Şimdi alttakine bakalım. Burada ne var? 3 tabanımız yani içeride 3 olacak. Bu kökün derecesi kaç? E payda 3 işte. Payda neyse derece odur kökün derecesi. Üstümüzde de 4 var. Alttakine bakıyorum. Hocam eksililer geldi eyvah kökün içi eksi olmaz mı acaba? Olacak. Artık olacak. Detayları birazdan vereceğiz. Şimdi burada da kök içerisinde eksi 2'yi yazıyorsunuz. Tepesinde ne var? 3 var. Şöyle parantezi de koyabilirsiniz. Derecemiz ne? Kökün derecesi 7 tertemiz oldu. Tamam. Şimdi üstüden köklüye, köklüden üstlüye dönüşümü göstermiş olduk. Şimdi bir soru çözelim. Genel bir hatlarıyla hatırlayalım. Aşağıda verilen denklemlerin gerçek sayılarda çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi normalde sen x kareyi eşittir 16 görünce hemen ne diyordun? 4 ya da eksi 4. Biliyorsun yani bunu 8. sınıfta anlattık. Ama burada bakın. Şuradaki tanımdan dolayı. Direkt hatta bunu en son çıkarımda bulunun diye daha sonra verecektim ama biliyorsunuz yeni müfredatınızda mevzu bu. Önce hani çözün çözün sonra Aa, çıkarımda bulunun istiyorlar. Madem sen geldin ayağın alışsın ben sana önce çıkarımı vereyim ki orayı neden öyle yaptığımızı anla. Bak şimdi x üzeri n eşittir a eşitliğinde. Biz normalde sorular aslında 8. sınıfta da böyle çözüyorduk. Mesela e, x'in karesi eşittir 16 ise normalde aslında hani zihinden hemen hesaplıyorsun 4 ya da eksi 4 diye de şöyle yapıyorduk hani şunun da kökünü alıyorduk bunun da kökünü alıyorduk değil mi? Ha, sonra ne diyorduk Aa, bu x'tir e, bu da karşısında 4 diye çıkıyor ama sadece 4 müydü? Hayır ne diyorduk eksi 4 de olabilir. E eksi 4 nasıl çıkacak kökten? İşte bunun kuralını veriyoruz. Dikkat. Gençler bu şekilde x üzeri üssü n'se. Bak az önce x'in ikinci kuvveti demiştim. Buradaki x üzeri n'se ve n sayınız benim verdiğim örnekteki gibi çiftse. Yani üssün çiftse. Şurada olduğu gibi x kare dedik ya üssümüz çift. Bu durumda bu arkadaşı dışarıya çıkartırken bak ne yapıyormuşsun? Hem artılı hem de eksili çıkartıyormuşsun. Eğer dereceniz çiftse. Ama derecen tekse sıkıntı yok. Direkt çıkartabiliyorsun. Yani ne oluyor biliyor musun orada da? Hemen onu da örneklendireyim. Mesela x'in küpü eşittir 27 yazdık. Şimdi x kaçtır? Nasıl bulacaksın? Zihinden yapma dur. Şimdi her e, ben x'i arıyorum ya. X'i aradığım için şu tepedeki 3'ten kurtulmam lazım. O tepedeki 3'ten de nasıl kurtuluyormuşuz artık o öğrendik. Bunun kökünü alarak. Yani küp kökünü alarak ki buradaki 3 ile buradaki 3 birbirini götürebilsin. E, sol tarafın küp kökünü alıyorsan sağ tarafında küp kökünü alacaksın. E nasıl alacağız onu? Hatta bir şey söyleyeyim onu daha da zorlaştıralım. 27 yapmayalım. Eksi 27 yapalım. Tamam eksi 27. Şimdi burada 27 eksi 27 sayısını aslında biz nasıl yazabiliriz gençler? Eksi 27 sayısını eksi 3'ün 3. kuvveti olarak yazabiliriz. Kökümüzün derecesi de 3. Bakın işte burada Üssünüz tek kuvvetse direkt götürüp cevabı eksi 3 olarak yazabiliyorsunuz. Ama üstsünüz çiftse az önce olduğu gibi mesela 2 ise o zaman artılısını ve eksilisini ayrı ayrı düşünüp de yazmanız gerekiyor. Soruma dönüyorum. Neydi burada şimdi? X kare eşittir 16 mıydı? Yapıştır o zaman artık her iki tarafın ya da şöyle yazalım önce. X kare eşittir. 4'ün karesi biliyoruz. Şimdi her iki tarafın kare kökünü alabilirim. Değil mi? İkinci dereceden kökünü alıyorum. Ki buradaki ikiler birbirini uçursun. X yalnız kalsın. Kaldı mı kaldı. Şimdi dışarıya ne çıkartıyormuşuz o zaman? Derece, buradaki ikiler de birbirini götürecek aslında. Evet ama ne yapıyorduk? Derecemiz çift olduğu için bunu artılı ve eksili olarak düşünüyorduk. Yani buradan x ne geliyormuş o zaman? Hem artı 4 hem de eksi 4 geliyormuş. Ama kuvvetim tekse yani x küpse mesela hemen onu da yazalım. Şimdi x küp eşittir. Eksi 64 demiş. O arkadaşımız nedir? Eksi 4'ün Üçüncü kuvvetidir. Şimdi benim bu üçüncü kuvvetten kurtulmam lazım. Çünkü ben x'i yalnız istiyorum. Dolayısıyla ne yapıyorum? Her iki tarafın üçüncü dereceden kökünü alıyorum ki... Buradaki küp kökle yani kök derecesiyle üst birbirini götürsün. Dolayısıyla x yalnız kalsın. Kaldı mı kaldı. E yan tarafta da üçler birbirini götürdüğünde eksi dört kalıyor. Ve bunu tek başına sadece bu kadar yazıyorum. Çünkü derecem tek. Çift olursa artılı ve eksili olarak düşüneceksiniz. Anlaştık mı? Tamam. Son olarak x kare x artı 1 eşittir 0 denmiş. Ve burada nasıl çözersin? Bu artı 1'i karşıya atarsın değil mi? Yani x kare eşittir eksi 1 gibi bir durum oluşur. Bunun da gerçek sayılarda çözümü olur mu? Olmaz. Çünkü hiçbir sayının karesi eksi olamaz. Hatta ve hatta yine 8. sınıftan hatırlıyoruz. Hadi sen mesela kalkıştın. İki tarafında kare kökünü alayım hocam. Buradaki ikiler birbirini götürür dedin de sağ tarafta müthiş bir yanlış yaptın. Çift dereceli kökün içerisine negatif sayı yazamazsın. Değil mi? Bunu 8. sınıfta konuştuk. Kökün içi kare kökün içi artık öyle düzeltelim ya da daha da ötesinde 9. sınıf bilgisi çift dereceli bir kökün içi negatif olamaz. Anlaştık mı? Tamamız buradan o zaman bana çözüm gelmeyecek. Diğerlerindeki çözümü buldum. Şimdi diğer tanımımızda da bakın aslında benzer bir şey. Ee, eninci dereceden a ifa kök a ifadesinde eninci dereceden kök a. Burada eniniz çiftse içerisi mutlaka pozitif olmalı. İşte bunu söylüyoruz. Az önce söylediğimin matematiksel dildeki tanımı bu. Kökün derecesi çiftse içeri bunu yaz bak, notunu al. Söylüyorum kökün derecesi çiftse kök içi negatif olamaz. Sıfırdan büyük eşit olacak. Eğer kökünüzün derecesi tekse tek neydi? Hep söylüyorduk ya etliye sütliye karışmaz. Oradaki E harfi oradan geliyor. Tamam mı? Matematik böyle bir şey bulmuşlar. Enteresan. Tekliye sütliye karışmaz. Tamam. Yani tekse içerideki sayı her şey olabilir negatif pozitif istediğini olabilir yani tamam Dolayısıyla hemen soru ikime geçiyorum o zaman burada bakın bir a ifadesi var. Tamam A'nın gerçek sayı olması için demiş. x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır. Şimdi gençler bu ifadenin Şuradaki ifadelerin madem bir gerçek sayı olmasını istiyoruz. O zaman hemen neye odaklanacağım? Bu arkadaşların ee, matematiksel olarak, mümkün olan sayılar olması lazım. Ona odaklanacağım. Yani hemen ilkine bakıyorum. Ne görüyorum burada? Kökün içerisinde. Kökün içerisinde x eksi 3. Kökün derecesi kaç? Çift. 2 olduğu için çift. O zaman diyorum ki kardeş serin içerisin sıfırdan büyük ya da eşit olmalı. Yani birinci çinko x eksi 3 sıfırdan büyük eşit olmalı. Eşitsizlikleri biliyorsunuz. Eksi 3 karşıya artı 3 gönderdiğinizde x'in 3'ten büyük eşit olması gerektiğini buldunuz. Birinci çinko cepte. Geliyorum ikinciye. İkincide de dördüncü dereceden kök 6 eksi x ifadesi var. Bunun da gerçek sayı olması lazım. Gerçek sayı olmasının koşulu ne? Bakıyorum derecem çift. Çift derece 4. Dolayısıyla hemen ona da diyorum ki kardeş senin de içerisin sıfırdan büyük eşit olmalı. Yani 6 eksi x'in sıfırdan büyük eşit olmasını istiyorum. Burada x'i karşıya gönderirsem 6 büyük eşittir x gibi bir de bir değer bulacağım. Eşitsizlik bulacağım. Şimdi bu ikisinin çakıştığı sayıları alalım. x 3'ten büyük eşit olmalı. Yani 3 olurmuş. 4 olur. 5 olur. 6 da olur. Bak diğeri de ne diyor? 6 büyük eşittir x'ten diyor. 6 daha büyük. O zaman eşitlik de var. O zaman 6'yı alabiliyorum. Daha küçüklerini de alabilirim. Ama küçüklük sınırında da diğer arkadaş diyor ki hayır diyor 3'ten büyük olmaz lazım diyor. 3'e eşit ve büyük olacaksın. O zaman tüm değerlerimiz şurada bulduklarımız kadardır. Toplamını da yazalım. 6, 4, 10, 15, 18 yapıştır Edirne'ye. Tanıştınız değil mi E Bir sıkıntınız var mı? Bir anlaşamadığınız mevzu olursa bana gelebilirsiniz ama kendisini seveceğiz artık tamam mı? Dolayısıyla sonra ikimizi de bu şekilde Patlattık ve geçiyorum yeni tanıma. Yani kök dışına çıkarma, kök içine alma mevzularından bahsedeceğiz bu sayfada. Şimdi gençler neyimiz var elimizde? Hemen bir tanımımız var onu bir halledelim. Bir kere en pozitif tam sayı ve 2'den. Neden 2'den büyük eşit olacak diyoruz? Çünkü köklerin derecesi en küçük 2'dir. 2 İki ve üstüdür. 2. dereceden kök olur, 3. dereceden kök olur. 4, 5 öyle gider. Peki burada her x reel sayı olmak üzere ne diyormuşuz? Kök eninci dereceden kök a üssü n de eğer n tek ise bunlar diyor birbirini de götürebilir. Hani ondan bahsediyor ve x olarak karşısına çıkar diyor. Yani x neyse. Ama eğer n yani çift ise o zaman dışarıya mutlak değer içerisinde çıkmak zorunda diyor. Yani burada anlatmak istediğini birazdan hadi sürpriz olsun. Birazdan örnekte çözeceğim. Şimdi kökten kurtarma mevzusundan bahsettik aslında. Ve hemen onları şimdi örneklerle sana çok daha net bir şekilde açıklayacağım. İlk örneğimiz. Beşinci derece değil mi kök? Çok güzel. İçerideki sayıyı da üstü olarak yazalım ki üstler birbirini götürsün. Onu istiyoruz. Şimdi bakın burada. 5. dereceden kökümü yazdım. Keşke içerideki sayı da 5. kuvvetten bir sayı olsa. Ah, 32'yi tanıyoruz oğlum biz. Eksi 2'nin 5. kuvveti değil midir? Evet. Ha işte bak burada 5. dereceler birbirini götürüp dışarıya ne olarak çıkıyormuş? Eksi 2 olarak çıkıyormuş. Bak tanımda zaten ne demiştik? N tek ise hiç diyor mutlak değer falan düşünme direkt aynen çıkart diyor. Tamam birinciyi hallettik o zaman. Gelelim ikinci örneğimize. Burada da küp kök 27 var. Yine aynı mantık. Diyorum ki ya bu derecem 3. Kök 27. Üçüncü dereceden 27. Şimdi 27 yazmaya gerek yok ya. 27'de, 27 de, de, 27 de diyoruz ki kardeş keke senin de üstün 3 olsa da o üçler tık tık hissediyoruz. E, gitmezse kalır bu arada. Hani onu da sorarsanız e, aklınızda bulunsun. Burada 3 üç üstü 3'tür. Bunun zaten negatifliği falan da yok. E, bu üçler tek olduğu için lambur lumbur giderler zaten. Dolayısıyla karşımıza sadece 3 kalır. Bak demek ki küp kök 27 kaça eşitmiş? 3'e eşitmiş diyeceğiz artık tamam. Sıradakine hiç dokundurmaya bile gerek yok. Burada çatır patır hemen gittiler 12 dümdüz kaldı. Şimdi kök 49 bak aslında dışarıya nasıl çıkıyormuş? Aslında bu 7 üzeri 2 ya bu kökün de derecesi 2 ya. hani. Dolayısıyla ikiler buradan birbirini götürdüğü için karşımıza 7 olarak geliyormuş. Anlaştık. Sıradaki dördüncü dereceden kök 16. E burada da burada da dördüncü derecemiz kalsın. İçeriyi de 2 üstü 4 dört yazabiliyorum. Dörtlere elveda bana kalsın 2 diyorum. Tertemiz geldi. Tamam. Şimdi hemen bir alttakine bakıyorum. Burada da yine 5'ler uçtuğunda karşımıza eksi 1 lops diye gelebiliyor. Ve geldik zurnanın zort dediği yere. Çok affedersiniz ama zurda burada zort der. Neden? Çünkü burada <laughs> ne olur biliyor musun? Çoğu arkadaşlarımız e, böyle atlamaya meyilli arkadaşlarımız hemen hocam şurada 4'ler birbirini götürür cevap eksi 2'dir hocam patırık götür diye doğru yaptıklarını zannederler. Oğlum böyle sazanlıklara girilir mi? Hayır. Neden? Çünkü burada bak derecen 4 çift. Dolayısıyla mutlak bir şekilde çıkması lazım. Yani bak üstte tanımda ne dedik sana? En çift ise dışarıya mutlak değer içinde çıkacak. Ne demiştik 8. sınıfta bu konuyu anlatırken? Kökün içi kare kökte o zamanlar biliyorsun. Kökün içi negatif olmaz, kökün dışına negatif çıkmaz diyorduk. İşte onun matematiksel tanım karşılığı bu. Tamam mı? Dolayısıyla burada eksi 2'yi çıkarırken aslında mutlak değerden düşüneceksin. Dolayısıyla da dışarıya 2 olarak çıkması gerektiğini söyleyeceksin. Tamam. Tabi biz bunu 8 sıfıra nasıl anlattık? Kökün içi negatif olmaz gençler. Dışarıya pozitif çıkacak falan. O şekilde anlattık. Hatta buraya hiç eksi bile yazmadık. Ha şuradan da düşünebilirsin. Ya bu zaten çift kuvvet hocam. Bu işlem önceliği. E önce gider bu eksiği artı yapar zaten o içeride. Zaten içerideki artıya dönüşür. E dışarıya da mecburen artı çıkacak. Oradan da yürüyebilirsiniz. Ama olayın tanımsal mantığı budur. Mutlak değerde çıkacak. Şimdi sana bir e, sağlam soru. Soru 3. Gelsin bakalım azıcık küçültelim. Şimdi burada demiş ki x sıfırdan büyük. Ne demek istiyor? Sıfırdan büyük dediği anda sana diyor ki x pozitif kardeş diyor. X diyor pozitif alacaksın. Y küçüktür sıfır diyor. Ha, o zaman y de neymiş? negatif bir sayıymış. Tamam. Buna göre de ifade hangisine eşittir diye soruyoruz. Çok sağlam bir soru. Şimdi hemen düşünüyorsun. İçeriye baktın. İlk kökümüzün içine odaklanıyoruz. X eksi Y var. Bir de karesi var. Hemen tabii sen ne diyorsun? Ya hocam bu kare. Burada ikinci dereceden kare kök. Bunlar birbirini götürür. Hocam buradan X eksi Y gelir. Bir dur. Bir dur. Hadi x eksi y negatif bir sayıysa o zaman sen ne yapmış olursun? Bak şunu yapmış olursun. Mesela eksi 5 diyelim. üssü de çift. Ha çiftler birbirini götürdü. Hocam dışarıya eksi 5 çıktı. Bak bu yazının ömrü bu kadar. Uçtu gitti değil mi? Ha gider tabii yanlış çünkü. O yüzden içerisi şu. Şu x eksi y pozitif mi negatif mi kontrol edeceksiniz. Peki nasıl edeceğiz? E o da çok basit. X'in pozitif olduğunu söylemiş zaten. Y'nin de negatif olduğunu söylemiş. Ama arada eksi var. Dolayısıyla bu eksi eksiden orası da artıya dönüşecek hani y orada mesela eksi 3 gibi düşün. Yani şöyle e, x eksi y. E sen burada zaten y'yi negatif bir sayı ya. x pozitif hatta hemen değer verelim. x mesela 5 olsun tamam mı? y de eksi 3 olsun diyelim. O zaman şöyle olmayacak mı? 5 eksi eksi 3. Hop bizim meşhur gülen surat çıktı. Eksi eksi artıya dönüşecek. Dolayısıyla burası pozitif. Ha pozitifse ben onu laps diye aynen çıkartırım. Yani x eksi y olarak direkt çıkartırım. Tertemiz. Birinci kökü hallettik gençler. x eksi y olarak çıkartabiliyormuşuz. Şimdi ikinciye bakalım. Burada da böyle çatır çutur yapabiliyor muyuz acaba? Bakalım. Hemen nereye gidiyorum? İçeriye gidiyorum. şu karesi alınacak ifade 2x eksi y'ye. Ya şimdi diyorum ki x zaten pozitif. O zaman 2x de pozitif olur. Eksi diyor, Ha bizim eksi y'nin başına yine bir eksi gelmiş. Eksi eksiden buralarda artıya dönecek. O zaman bu da pozitifmiş. O zaman o hareketi yapabilirsiniz. Tık tık, ikiler birbirini götürür diyebiliriz. O zaman şimdi, bak birinciyi yazdım. Eksi işaretimi koyayım, işlemden dolayı gelen eksi işareti. Şimdi ikinciyi yazayım. İkincide de aynen çıkacak demiştik. 2x eksi y. Haydi gençmiş olsun. Şimdi artık işlemi çözümleyebilirim x eksi y eksiyi de dağıtalım. Eksi 2x eksi eksiden de artı y. Burada bazı arkadaşlar adaya veda ediyorlar. Artı y eksi y uçtu. Ne kaldı? x ve eksi 2x. E x eksi 2 xten bana ne gelir? Eksi x gelir. Yine Edirne çıktı sizi. Bu ders birazcık e şıkkına alıştırmaya çalışıyorum. Tamam. Burayı da hallettik. O zaman ne yapalım? Şöyle yukarıda soruyu çözmeden önce şu tanımı vermek istiyorum. Şimdi gençler tanımlar aradan bir çıksın. Şimdi bak burada A, B pozitif reel sayı, N de pozitif tam sayı tamam. Ve tabii ki de N yani derecemiz her zaman 2'ye eşit ve büyük olacak. Burada A ve B sıfır ve sıfırdan büyük sayılar. Şöyle yapabiliyoruz. Bak iyi dinle. Burada gençler N'inci dereceden içeride de A üstü N var ama B yalnız kalmış. Tek başına masum tanım bize diyor ki burada diyor bu a'nın üstü n'le derecenin n'i gider. a'yı direkt dışarı çıkartabilirsin. Ama b çıkamıyorsa b'yi de aynı kök derecesiyle içeride bırakabilirsiniz. Biz şimdi 8. sınıfta senle ne yapıyorduk mesela? Ee, kök içerisinde atıyorum. 7'nin karesi çarpı 3 kalıyordu. Burada ne diyorduk sana? Ya bu kare, kare kök birbirini götürür, 7 kurtulur diyorduk ya. Hani üstü çift, 2 hemen kare kare kök birbirini götürdü 7 ama 3 kurtulamadı çiftini bulamadı o yüzden içeride kalır diyorduk ya şu anda da aynı şeyi anlatıyorum tamam sadece ne oldu burada derecemiz n oldu yani ne olabilir örnek olarak mesela 5. derece olabilir içeride de atıyorum 6'nın 5. kuvveti var bir de 3 var he bunu şimdi bir miktar çıkartabiliyormuşuz. Nasıl? Bu 5. derece, bu 5. derece götürüp 6 6 bazında 6 tek başına kurtulabiliyor ama 3 kurtulamadığı için içeride kalıyor ama kökün derecesi hala 5. Tamam onu ihmal etmeyin diye söylüyorum. Bir de şu arkadaş var içeriye alma mevzusu var hani kök dışına çıkarma içeri alma dedik ya bu a'yı peki eninci dereceden kökün içine nasıl alırız? İşte orada da yapacağımız şey hani 8'in sıfırı nasıl anlatmıştık? Demiştik ki 3 kökün içine nasıl girer? karesi alınarak girer. Neden karesini alıyorduk? Çünkü kökün derecesi 2. Tamam. Burada da artık kökün derecesi 5 mesela. Diyelim ki yine 3'ü 5. dereceden kökün içerisine almak istiyorsun. O zaman ne yapacaksın? 3 üzeri 5 olarak içeriye alacaksın. Tersten düşününce çünkü bu 5'ler hani birbirini götürüp 3 olarak çıkabilsin. Anlaştık mı? Şimdi bununla ilgili çok güzel bir sorumuz var. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi bak acayip zor gibi gelecek ilk baktığında. Ama sıkıntı yok Melih hoca kolaylaştırıyor. Şimdi gençler burada 2'yi yazdım çarpı. 3. dereceden 16 var içeride. Ya 16 dediğimiz sayı her zaman en basit üslü ifade hallerini düşünün. 2 üstü 4. Artı 3. dereceden yine 54'ümüz var. 54'ü de Direkt kendisini ayıramıyoruz ama bu 54 arkadaşımızı 27 çarpı 2 diye yazabiliyoruz ya. Dolayısıyla 3 üzeri 3 çarpı 2 olarak içeride 54'ü böyle yazabilirim. Maksat hani üstü ifadeler şeklinde yazabilmek. Tüm e, ee, üstü şeklini yazdım. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyoruz. Burada ikimiz sabit. Şimdi biz bu arkadaşı nasıl yazabiliyormuşuz öğrendik. Kökten kurtaracağım kendimi. 2 üssü 4 bölü 3 olarak yazabilirim. Doğru mu? Bir sıkıntı yok. Hani dereceyi paydaya attım. Artı diğerinde de bak şu 3 ile şu 3 birbirini götürüp içerideki şu arkadaş 3'ü dışarı çıkartabiliyorum. O tamam. Ama diğer arkadaşı çıkartamadım. Ki bunun üstünde 1 var ya hani. Dolayısıyla onu da köklü yazmayacağım. 1 bölü 3 olarak çıkartacağım. Tamam. Yani daha doğrusu köklü çıkartma değil de köklü yazmayacağım üstü yazacağım. Bunu neden yaptım? Çünkü şu ikisi çok kankeit olarakmış gibi duruyorlar. Tamam mı? Onların arasında bir işler yapacağız. Ne yapacağız? Şimdi burası 2. Ya burada 4 bölü 3 içinden bir tam çıkıyor değil mi? Yani aslında şurada ben anlatayım sana onu. 2 üzeri 4 bölü 3 aslında 2 üzeri 1 artı 1 bölü 3 değil midir? Ya üslü ifadelerde üstler ne zaman toplanıyordu? Çarpmada. Heh aslında da bu ifade. Bak şimdi. Ulan niye kayıyor bu tablet ya? 2 üssü 1 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3 değil midir? Bak 2 üssü 4 bölü 3'ü parçaladım. O zaman bu 2 üzeri 1 2'dir zaten. Dolayısıyla ben orada bir 2'yi yazıyorum. Bir de ne var? 2 üssü 1 bölü 3'üm var. Artı bir de 3 çarpı 2 üssü 1 bölü 3'üm var. Burası 2 kere 2 4 yaptı zaten. Dolayısıyla burada 4 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3'üm var. Artı 3 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3'üm var. Oğlum, çok güzel oldu. Dadundan yenmez. Neden? İkisinde de aynı ifade var. Birinci de 4 tane, ikinci de 3 tane. Toplarsam 7 tane. Yani 7 tane 2 üssü 1 bölü 3 var. Ha dersen ki hocam ben şova kalkacağım. Ben bunu böyle üstü yazmayacağım diyorsan da 7 çarpı ne yapabiliriz? Hadi gel beraber yapalım. Köklü yazalım. Nasıl yapacaksın? Bir kere sayımız 2. 2'yi yaz. Paydada 3 mi var? O zaman dereceniz 3. Üstüne de 1 yazacaksın ama 2 üstü 1 zaten 2. Çok temiz oldu. Çok güzel oldu. Bu soruyu da tokatladım. Beşinci soruya geçtim. Şimdi x değeri soruluyor. Bak sol tarafta 3 üzeri x hemen köklü ifadelerdeki denklemsel sorular net bir şekilde üstlüğe çevrilerek çözülür. Al sana tüyo. Yaz taktik. Şimdi o zaman şunu ben hemen öyle yazabilirim. 3 üzeri x var. Derecede gelsin bakayım paydaya. Paydaya gelsin. Tamam. Diğerinde de 9 demiş ya. Bizi üzmüş orada. 9 dedim bizi üzdün. Neden? 9 dediğimiz 3 üzeri 2'dir. Tamam. Bir de onun üstünde 2x-1 var. Hadi bir üstün üstü çarpılır yapalım. 2'yi dağıttığımda burası 4x-2 değil mi? Heh. Şimdi bu karekök içindeydi. Dolayısıyla 3 üzeri üstümüz 4x-2 ama şu derece 2 bunun paydasına gelecek. Çok tertemiz bir çözüm oldu. Bak ne yaptım? Tabanları aynılaştırdım. Bu denklemde x'i bulabilmek için üstlerin de aynı olması lazım. Dolayısıyla diyorum ki x bölü 3 karşı tarafta 4x eksi 2 bölü 2'ye eşit olmalı. La oğlum bu üstüden köklüden çıktı bu rasyonel denkleme döndü. Evet döndü. Ne yapayım? Ne yapayım? Bizde de bazen böyle dönüşümler olabiliyor. Şu boyutu bir ayarlayabilirsem çok temiz olacak. Oğlum, o 3 bölü 2 gözükmek istemiyor. Yapacak bir şey yok. Hani ismini vermek istemeyen bir şık gibi düşünebilirsiniz. Onu. E şıkkı görünmek istemiyor gençler. Yapacak bir şey yok. Şimdi içler dışları patlatalım. 2 çarpı x eşittir. 3'ü de direkt dağıtarak yazıyorum. 3 kere 4'ten 12x. Eksi 3 kere 2'den 6. Bu 2x'i sağa atalım. Eksi geçtiğinden dolayı 10x. 6'yı da sola. Eksi 6 artı 6 geçti. Her iki tarafı da 10 ile böldüğümde... ...onlar uçacak, x kalacak, 6 bölü 10, sadeleştirirseniz 3 bölü 5 çıkıyor. Anlaştık mı? Evet, kendini göstermek istemeyen e şıkkımızı da bir şekilde göstereceğiz. Oğlum sen de kaça bassın bizden? Dolayısıyla bu soruyu da tertemiz çözdük. Bu sayfayı da hallettik ve son sayfama geliyorum. Şimdi burada özünde kök derecesi değiştirmeyi anlatacağım ama... Tabii bir sorumuz daha var ve belki de bu dersin en sağlam sorusunu çözeceğim. Dolayısıyla birazdan tansiyonu olanların tansiyonu bir fırt çıkabilir. Bak, mesuliyeti kabul etmiyorum ha. Doktor kontrolünde izleyin. Ya da şekeriniz varsa tavana çıkabilir. Tamam, insülin iğnelerinizi vurup bu soruyu öyle devam ettirin. Şimdi gençler. X, Y negatif gerçek sayılar için X çarpıya Y çarpımını sormuş. Tamam. Şimdi bak Normalde ben bunu şöyle çözerim. Derim ki ya bir x var. x çarpı kök y bölü kök x var. Ee, bunu da yani paydada kök biliyorsunuz. Ben, beni bilirim bilir. 8. sınıftan beri beraberiz. Şimdi paydada kökten nefret ederiz. Ben ediyorum ama tüm matematikçiler de ediyor bu arada. Sadece ben değil. Dolayısıyla oradan kurtulmak isteriz. O yüzden de ben bunu normalde şöyle yazarım. Kök y bölü kök x diye yazarım. Tamam mı? Birazdan şimdi e, o kısma değineceğiz. Diğerlerinde bir sıkıntı yok. Aynen yazarım. Tamam mı? Normal şartlar altında benim ne yapmam lazım? Paydadaki kökten kurtulmak için demem lazım ki ya gençler şurayı da bir kök x ile genişletelim. Çivi çivi söker. Biliyorsun bizim 8 sıfır anlattık. Çivi çivi söker hop x'ten kurtuluruz. Derim normalde. Ve fakat 9. sıfırdayız oğlum artık liseli olduk. Büyüdük dana kadar olduk. Bunu böyle çözdürtürler mi bize? Yok. Çözdürtmezler. Neden? Neden hocam? Ne hatam var? Çünkü x ve y negatif sayı demiş. Sen şimdi bunu tek başına burada yazabilir misin? Patlarız oğlum. Kök x diye mesela kök eksi 3 yazılır mı? Yazılmaz çünkü derecemiz çift. Yazamayız. O yüzden ben burada patladım. Ama mantığıma da çok mantığıma da çok güveniyorum. Bu şekilde çözülecek. Tamam. O zaman diyorum ki ben ben sizi diyorum ayırmayacağım. Tek kök içinde yazacağım y bölü x olarak. Tamam mı? y bölü x olarak yazacağım. Ben sizi içeride halledeceğim. Hani vardı ya içeride diye bir dizi vardı. Hatırlıyor musunuz? İçeride misin filan öyle bir şey vardı ya. Şimdi içerideyiz işte. Diyeceğim ki madem dışarıda ben x ile genişletemiyorum içeride genişletirim. Yani x ile genişlettiğimde her ikisini de x ile çarptığımı düşünün. Olur mu? Olur. Şu an bir içerisinde e, zaten bu negatif, bu negatif bölündüğünde pozitif. E, ben zaten negatif, negatif sayı attım. Yani aslında yine pozitif bir sayı attım. Yani şu an içerisi hala pozitif. Bir sıkıntı yok orada. Tamam. Şimdi peki bunu neden yaptım? Çünkü şunu yapacağım. Artık ayırabileceğim. Yani şöyle. X çarpı kök YX bölü kök x x diye ayırabileceğim. Çünkü... Kök y, x, x'i üst taraf negatif, negatif, pozitif. Alt taraf negatif, negatif, pozitif. Şu an ben hala kökün içerisini negatif yapmadım. Yapmadım. Ondan sonracığıma artı 3 kök x y eşittir. 4 kök 2 olarak tekrardan yazacağım. Ondan sonrası patates ederiz. Çünkü bunu ben kökten kurtarırım. Ama nasıl kurtarırım? Dışarıya x diye çıkartamazsın. Çünkü x negatifti. O yüzden başına eksi koyarak çıkartacağım. Ve böylece aslında pozitif bir şey çıkmış olacak. Anlaştık mı? Buradan sonra da şu ikisi sadeleşecek. Zaten amacımız oydu. Şu x ile yukarıdaki x sadeleşsin. Ama sadeleşince bak ne kalıyor? Eksi 1 kalıyor. Geçmiş olsun soru çözülmüştür. Eksi y x artı 3 tane x y ya da y x aynı şey. Eşitmiş 4 kök 2 y. Buradan bana ne geldi? Eksi 1 tane y x artı 3 tane y x. Eder bana oradan 2 tane y x ya da x y biliyorsunuz aynı şey çarpmada yer değişebilir. Dolayısıyla bu da eşittir. 4 kök 2'ymiş. Hemen cecik 4 ile 2'yi sadeleştirdim. Burası 2. 2 kök 2 geldi. 2 kök 2'de de her şimdi sol diğer taraf kök içinde x'ye. E bu 2 kök 2 olur mu? O 2 dışarıdaki ne diyoruz? Ki? Tutuyoruz. Kulağına gir lan içeri diyoruz. Onu içeriye sokuyoruz. 4 olarak giriyor. Derecesi 2 olduğu için 2 üstü 2'den 4. Yani içerisi 8 oldu. İçerisi x'ye içerisi 8. Demek ki x'ye 8'e eşitmiş diyor. Bu bir derece sorusu olduğunda ifade ediyorum. Tamam mı? Hani böyle hocam ben başladım. İlk bin hedefliyorum. İlk üç bin, beş bin, Hadi olmadı on bine hocam. Diyenler üniversite sınavında ahanda bu soruyu çok iyi sindirmeniz lazım. Gedim ve geçtim. Tanım. Şimdi gençler kökün derecesini biz değiştirebiliriz. Çünkü çarpmada bölmede biliyorsun. Herkes aynı olması gerekecek. İlerleyen derslerde çözeceğiz. E şimdiden bir altyapısını hazırlayalım. Peki kökün derecesi nasıl değişiyor hocam? Yine üst tarafta karekökle ilgili standart tanımlarımız, gerekli, gerekliliklerimiz mevcut. Burada ne yapıyorsunuz? Bak şimdi şu dereceyi K ile çarptığınızda içeridekini de K ile çarpmanız lazım. Ya da o dereceyi K'ya bölerseniz içeridekinin de üstünü K'ya bölmeniz lazım. Bu kadar basit aslında çok basit. Dereceyi değiştireceksen istediğin bir hale getirebilirsin genişletmeyle, sadeleştirmeyle. O zaman içeridekinin de üstünde aynı şeyi yapacaksın. Mevzu dengeyi bozmamanız. Tamam hadi gel o zaman bununla ilgili sorumuzu çok nadide güzel endemik sorumuzu çözelim. Şimdi mesela buradaki çarpma işlemini nasıl yapacağız? Çarpmalara bölmelere daha değineceğiz zaten ileride ya. ama bir derece değiştirmenin ne kadar mühim olduğunu anlayın. Şimdi birincide ne var? Derecemiz, derecemizi görelim 5 var. Buradaki derecemiz 2 tamam buradaki derecemiz de 4. Oğlum ben sizle çarpma bölme yapacağım siz hayırdır ya? Biriniz Anya'da biriniz Konya'da. Toparlanın lan aynı yere. Diye önce bir sistem ediyorsun. Bir sinirlenin ya bir soruya atarlanabilirsiniz. Vurun kalemle kafasına. Ondan sonra tabii hemen çözümcü davranacağız. Lan 2, 4, 5 ben nerede eşitleyebilirim? 2, 4 ve 5. 2 zaten boş ver. 4 ve 5 nereye gelir? Onların gittiği yere 2 de gelir çünkü orada 4 var. 4 onun abisi. 2'nin abisidir 4. Tamam. Dolayısıyla 4 ile 5'i nerede kavuştururum? 20'de e, kavuştururum. Aha. E 2 de zaten 20'ye gelir bakın. Tamam buldum ben mevzu basitmiş. Bütün dereceler 20 yapılacak. Tamam hocam. E bu 5'i nasıl 20 yaparsınız? 4 ile çarpmanız lazım. Çarparız hocam Allah'ını seversen ya. Bir uç uç çok mu pahalı o kadar? Hemen şunu 4 çarparız harcarız ucumuzu. Dolayısıyla dereceyi 20 yaparız ama hocam onu yaptık. İçeriği de yapmamız lazım. Dolayısıyla içeridekinin de üstünü 4 ile çarpacaksın. Onun üstü 1'di zaten 4 ile çarptın 4 oldu. Diğer kardeşimize gelelim. O 2'ydi. Bunu kaçla çarpacaksın? 10'la. Dolayısıyla onun da bak derecesini 20 yaptınız. Ama sen onu 10'la çarparsan içerideki de der ki hani bana hani bana. onu da çarpacaksınız. O da bak 3 üzeri 10 oldu. Alta geldim. 3. Derecemiz 20. Ne yaptık? Bu arkadaşı da 5 ile çarptık. O zaman içeridekinin de derecesini 5 ile çarpacağım. Şimdi herkesin kök derecesi aynı olduğu için herkese diyorum ki toplanın. Baba evine gireceğiz. Tamam mı? Herkes baba evine giriyorlar. Ve dolayısıyla içeride bak ne oluyor? Çok basit bir hale geliyor. 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 10 ve bölü 3 üzeri 5. Bak görüyor musun? Herkesi şuraya yazdım. 3 üzeri 4, 3 üzeri 10, 3 üzeri 5. Herkesi toparladım. Çünkü dereceler aynı. Dereceler aynı olmayınca bunu yapamıyorum. Ama şimdi bunu yaptım. Artık işlem bitti. Bitti artık. Yukarıda çarpma var. Çarpmada üstler toplanır aşağıda bölme var. Bölmede de üst çıkarılır değil mi? Şu 5'i hemen yukarıya eksi göndereceğim. Ne olacak? 3 üzeri 14'ten 5 çıktı 9. Derecemiz kaç? 20. Ha hocam ben yine şov yapacağım. Hocam ben hocanın gözüne girmek istiyorum okulda. Bana acık diyor ver. Bir şeyler çıtlat. Nasıl yüz alırız sözde de diyorsan da bunu isterseniz dereceyi payda olarak yazarak da gösterebilirsiniz. Yani 3 üssü 9/20 bölü 20 şeklinde nihayete erdirebiliriz. Anlaştık mı? Çok temiz bir şekilde sonucu bulduk. O zaman gelelim gelelim 8. sorumuza. Bir çıtır daha artık basit sorular. X çarpı Y çarpımı kaçtır diyor. Şimdi iki tane köklü ifade var görüyoruz ve sonuç sıfır çıkmış. La oğlum siz nasıl sıfır çıkacaksınız? Ancak ve ancak sonuç e, ikisinin de sıfır oluşuyla sıfır olur. Tamam. Ha Artık ama sizi uyandırayım bu arada. Artık biliyorsun kök içi negatif de olabiliyor. Ne zaman? Kökün derecesi tekse. Tamam. Dolayısıyla şu an kökümün dereceleri çift. Bunu düşünmeme gerek yok ama uyandırayım. Öyle bir soru gelirse bu da aklınızda olsun. Tek dereceden karşınıza negatif sayı gelebilir. Yani böylece işte burayı eksi 2 yaparsın. Burayı artı 2, artı 2 iki, eksi 2'den yine sıfıra ulaşabilirdiniz ama burada öyle bir şey söz konusu değil. Sadece aklınızda olsun. Şimdi gençler, öncelikle ilk parçayı sıfıra eşitleyelim. Yani diyelim ki x artı y eksi 13 sen bir sıfıra eşitlen. Dolayısıyla buradan bana x artı y ne gelecek? Eksi 13 artı 13 karşıya gitti. Birinci çinko. Hemen ikinciye geçiyorum. O da bana diyor ki x eksi y eksi 7. E bunun da sıfıra eşit olması lazım. Diyorum ki x eksi y kalsın. Eksi 7'yi karşıya zıplatalım artı 7 olarak. Haydi hocam bundan sonra ne yapacağız? Ya biz seninle 8. sınıfta bunların Nelerini nelerini çözdük ya Kafalarına vura vura geçmiştik Bunları alt alta yazarsanız Buradan bize Ne gelir kök gelir Taraf tarafa toplama Artı y ile y gider Sol taraftan 2x kalır Sağ taraftan da 13 7 daha 20 Hop x kucağı da işte 10 2x 20 ise x 10 E Buradan x'i 10 bulduysan Yerine yaz y'yi de ne bulacağız o zaman 3 10 kere 3 30 hadi geçmiş olsun Tamam. Bunu da tokatladık ve dersimin son sorusuna gelmiş bulunuyorum. Tehlike çanları çalıyor çünkü ne demiş? X, X dur ya. Şu rengi. Heh. X küçük sıfır demiş. Negatif bir sayı ile karşı karşıyayız gençler. Hazır mısınız? Hazırsanız başlıyorum. Şimdi eşittir. Nasıl çıkartacağız bakalım? Hemen herkes dedi ki hocam şu iki bu ikiyi götürür de yavaş götürsün. Tamam ben yine götürmesine bir şey demiyorum. Ama yavaş götürsün diyorum. Çünkü x negatif bir sayı. Dolayısıyla nasıl çıkıyordu dışarıya? Mutlak olarak düşünüyorduk. Yani dışarıya şimdi ben buraya x yazarsam ne olur? Ben dışarıya negatif bir sayı çıkartmış olurum. İkinci derece bir e, kökten. Dışarı negatif çıkar mı oğlum? Matematikçiler mezarda ters döner vallahi Allah korusun. Dolayısıyla burada başına eksi koyacaksın ki dışarı çıkan sayı aslında Pozitif olsun. Tamam Pozitif görünümlü çıksın. Diğerine hiç dokunmuyorum. Burada üçler birbirini götürür. Tek derece olduğu için hiç tınlamam. Bas geç. Ama diğeri yine bakın dördüncü derece. Bunlar birbirini götürecek ama dışarıya yine nasıl çıkacak? Eksi x olarak çıkacak ki dışarı çıkan pozitif olmuş olsun. Tamam. Hemen alta geldim. Yine bir çiftler var. 6'lar Dolayısıyla bu da eksi x olarak çıkacak. 7'lerde sıkıntı yok. Aynen x olarak çıkartabiliriz. Yani sayı negatifse de negatif olarak çıksın. Tek kuvvet etliye ya karışmaz. Tamam. Dolayısıyla soru bitmiştir. Geçmiş olsun. Şuradan patır kütür. Şuradan çatır çutur. Burada kütür kütür erik gibi çözdük soruyu. Ne <laughs> geldi? Eksi x vurduk Adana'ya dersi de. Burada noktaladık. Sevgili 9'un 3 dakika olmuş. Maşallah 41 olsaydı 41 kere maşallah derdik. Ama ben yine de bir maşallahınızı alırım. Şimdi 9 sıfır derslerimiz devam ediyor ama seni de aramızda görmek istiyoruz dediğim gibi mutlaka yorumlarda buluşalım. Bundan sonra Karekök'ün diğer derslerinde toplamasını, çıkarması, işlemleri çarpma ...böyle falan anlatacağız. Ama ilk kısım önemliydi. Çünkü 8. sınıfta biz karekökü çok da böyle öğrenmemiştik. Sadece karekök düzeyinde öğrendiğimiz için birazcık bazı şeyleri bu ders netleştirelim, daha üstüne gidelim istedim. Zor sorular, derece yapmak isteyen öğrencinin çözeceği sorulardan bile çözmüş olduk. Güzelce işledik. Kare köke devam edeceğiz. Ama yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu da lütfen beğenmeden çıkış yapmayalım. Abone olmuşsunuzdur zaten eskiden kalan bir aboneliğiniz vardır diye düşünüyorum. Sizleri seviyorum. 9. sınıfta dediğim gibi sonuna kadar beraberiz. Sıkıntı yok birlikte başaracağız. Hadi bakalım. Bir sonraki ders yeniden görüşünce dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.